Şimdi de bu özel buluşmanın açılış konuşmasını yapmak üzere huzurlarınızda bu büyük dönüşümün de öncüsü olan Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Misbah Demircan'ı buraya davet etmek istiyorum. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Şimdi ben Beyoğlu doğumlu bir İstanbulluyum. Çocukluğum da burada geçti. İlkokulda burada okudum. Hemen sizin bu 360 projenizin yanında benim doğduğum sokak orada. Çocukluğum da bu caddede geçti. O yüzden Beyoğlu'nda olan her şey benim için de çok değerli bir İstanbullu olarak. Ve beni de davet ettiğiniz için bu etkinliğe teşekkür ediyorum. Yakından takip ediyorum Hakan ben. Hakan Çelik gibi karizmatik bir televizyoncuyla bir arada evet. olmak bizim için de gurur verici. Çok teşekkür ederim. Bir İstanbullu olarak çok teşekkür ederim. Sağ olun. Saygıdeğer Bakanım, çok kıymetli konuklarımız. Bugün çok değerli insanlar var burada. Basınımızın çok güzel temsilcileri var. Yatırımcılarımız var, konsoloslarımız var. Beyoğlu'na ruh veren, can veren bütün Beyoğlu'nun önemli insanları var. Ben bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için, buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki başta zatenleri Sayın Bakanımız olmak üzere. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Biri Nasrettin Hoca'ya sormuş. Demiş ki, hocam dünyanın merkezi neresi? Hoca bu. Hoca da demiş ki ayağımı bastığım yer. Ya demişler hocam olur mu öyle şey? Senin ayağın bastığı yer dünyanın merkezi olur mu? E demiş inanmıyorsan ölçte bak. Hocamız veciz bir şekilde dünyanın merkezinin ne olduğunu bize anlatmaya çalışmış. Anlatmak istediği de aslında ortada. Herkesin kendi evi dünyanın merkezi. Ama biraz evvel Hakan Bey de gayet güzel ifade etti. Herkesin Beyoğlu'yla, İstanbul'la bir şekilde ilişkisi var. Bizler de Türkiye'de yaşamaktan, İstanbul'u merkez bilmekten ve bunun da merkezinin Beyoğlu olduğunu ifade ediyoruz. Şimdi geçen Urfa'daydım, bundan bir hafta evvel. Urfa'ya gittik, bir kişi bizi karşıladı. 3-5 sohbetten sonra hemen döndü Sayın Bakanım. Ne olacak İstiklal Caddesi'nin hali diye sordu. Ben dedim ki, ve tramvayı sordu. Tramvay kalkacak mı dedi. Ben dedim ki yani niye kalksın olur mu öyle bir şey? Sonra merak ettim. Efendim İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Yok dedi. Peki Beyoğlu'na bir alakanız var mı? Onlarla da bir alakam yok dedi. E peki nedir bu? Efendim dedi ben geçmişte dedi gençliğimle oraya gelmiştim. Tramvaya da binmiştim. E orayı çok seviyorum. Dolayısıyla merak ediyorum. Çok enteresandır. Caddenin yenilenme sürecinde birçok telefon almışızdır. Tramvay kalkacak mı, kalkmayacak mı? Malum sosyal medyada da iş çok çarpıtıldı. Tabii bu arada şu ifadeyi de hemen söylemek isterim. 1900'lerin başında yapılmıştı altyapısı ve yeni yatırımlarıyla aslında İstiklal Caddesi bunu kaldırmıyordu. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Beyoğlu'na bir kere biri gelmeye dursun. İstiklal'de bir yürümesin. Buraya kendisini hemen ait hissediyor. Neden diye düşündüm. 14 sene içerisinde vardığım bir kanaati var. O da şu. Beyoğlu çok karizmatik bir yer. Geçmişte binalarını insanlar el işçiliğiyle, el işi göz nuru yapmış. Kimi herkes ruhundan üflemiş. Cami yapılmış, sinagog yapılmış, kilise yapılmış, konsolosluklar yapılmış. Sevgiyle, aşkla, el işçiliğiyle yapılmış. Nasıl dünyamızı kaplayan bir atmosfer var, onun gibi burayı kaplayan bir atmosfer var, bir zırh var. Ve buraya kim girse bundan etkileniyor. Şimdi şu salonun içerisinde olmak, şu el işçiliğin altında duymak bizi bambaşka duygulara götürüyor. İşte Beyoğlu böyle bir yer. Pasajları, binaları, farklı dinleri, farklı dilleri, farklı kültürleri tıpkı İstanbul'un özeti Anadolu'muz gibi. Ve bütün Türkiye'de bulunan insanlar Beyoğlu'nda kendisini buraya ait hissediyor. Şunu söyleyeyim, bizim dışımızda pek çok insan içinde dünyanın merkezi bizim yaşadığımız bu topraklar. Ekonomik, siyasal, sosyal olarak Türkiye'ye
çok ilgi göstermeleri, İstanbul'a çok ilgi göstermeleri, Beyoğlu'na da çok ilgi göstermeleri de bundan diye düşünüyorum. Avrupa'da, Balkanlar'da, Orta Doğu, Çin ve Asya pazarlarına bizim kadar yakın başka bir ülke yok. Dünya üzerinde neredeyse hiç yok. Bulunduğumuz mekan kaderimiz ve çok güzel, çok iyi. Her yere çok yakın. Bize imkanlar veriyor, yolumuzu açıyor. Deniz, demir, kara, hava, enerji yolları Türkiye'den geçiyor. İnsanlığın buluştuğu yeni arzları ve talepleri burada oluşturuyor. Sayın Bakanım, geçen özellikle açtım baktım. Tarihi İpek yolu nereden geçiyor diye. Tarihi baharat yolu nereden geçiyor diye. Çin'den başlıyor. Tıpkı bugünkü gibi. Bakü, Tiflis, Kars demir yolu da yapıldı ya. Urfa, Mardin, Erzincan, Giresun, Anadolu aslında tarihi İpek yolunun üstünde. Ve elbette bütün bu köprünün başında İstanbul var, Beyoğlu var. İnsanlığın ana yurdu Anadolu. Dünyanın başkenti İstanbul. İstanbul'un kapısı da Beyoğlu. Böyle olduğuna inanıyoruz, böyle biliyor, böyle de yaşıyoruz. Çağlar boyu bu gerçek hiç değişmedi. Bu üç yıldız bize yol gösterdi, yol gösteriyor. Değerli katılımcılar, Beyoğlu hem Türkiye hem dünya için çok özel bir yer. Bir varış, bir buluşma noktası. Çiçek Pasajı, Suriye Pasajı, Halep Pasajı, Afrika Han, Avrupa Pasajı, Rumeli Han, Tokatlıyan Han. Bazen İstiklal Caddesi'nde hanların isimlerini şöyle bir sayın, bir bakın. Bizim ilgili coğrafyalarımızda bugün dahi bizi hangi diyarlar ilgilendiriyorsa o coğrafyaların isimleriyle isimlendirilmiş pasajlar var. Hatta bir gün merak ettim. Buranın oradaki yönetimlerle, orayı desteklemeyle alakası var mı diye. Kayda değer bir araştırma noktası ama hissiyatım, anladığım o ki var. Çünkü burası dünyayla ilişkili. Dünyanın merkezi olduğumuzun mimari belgeleri olarak bu bahsettiğimiz mekanlar yaşamaya devam ediyor. İstiklal'de bir işim olsun hayalini yeni dünyanın yeni yatırımcıları da kuruyor. Yeni açtığımız Yapı Kredi Kültür Merkezi. İnanılmaz güzel oldu Sayın Bakanım. Görseniz. Gerçekten gurur duyuyorum Yapı Kredi yönetimine. Yeni, modern, Sinan Hocam'ın da çok katkısı oldu. Çok güzel bir bina çıktı. Emek Sineması. Nasıl tartışmalar oldu. Bugün burada bu etkinliği yapmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Kökü mazide ati bir yer olarak sinemanı severlere, kültür ve sanat endüstrisine ev sahipliği yapıyor. Madame Tussauds Müzesi, dünyaca meşhur. Türkiye'nin en yeni, dünyanın en köklü müzelerinden biri olarak her gün binlerce misafir ağırlıyor. Demin Ahmet Akbalık söyledi. Hafta içi 1000 kişi, hafta sonları 3000 kişi ziyaretçi alıyor. İstiklal Caddesi'nde artık çocukların da aileleriyle birlikte burada yürüdüklerini görmeye başladık. Bir otel havzasına dönen talimhane. Sadece talimhane bölgesinde 13 bin yatağımız var. Turistlere ev sahipliği yapıyoruz. Akıl almaz bir gayret ve cesaretle başlattığımız Tarlabaşı projesi. Ahmet abi burada, Ahmet Çalık. Tarlabaşı gün yüzüne çıkmak için şu anlarda, şu günlerde gün sayıyor. Narmanlı Han yine çok konuşuldu. İstiklal'in nefes aldığı bir kapı olarak açıldı, açılacak. İnşallah Sayın Bakanımıza buradan davetimi bugünden yatırımcılarımız da burada arz etmek istiyorum. Yıllarca kısır tartışmaların odağına takılı kalan Atatürk Kültür Merkezi projeleri tamamlandı. Kültür ve sanat görkemli bir sahneye kavuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten ilan ettiler. Tek başına AKM bütün Beyoğlu'nda yapılacak kültür sanat faaliyetlerine denk ve ondan çok daha fazla bir anlam ifade ediyor. Uzağı ya da yakını görmeyenler olabilir, normaldir. Biz bu şehri yaşayanlar olarak, Beyoğlular olarak görüyoruz. Beyoğlu tarihinin en büyük talebiyle karşı karşıya. Şimdi ben burada doğdum, burada büyüdüm. 2000 çocukluğumda hatırlıyorum. Kadı Mehmet'in tepesinden evden bakarken
İstiklal Caddesi'nin çevresinde, tabii sinemalara da girip giderdik. Çok renksiz, boyasız binalar vardı. Hep sorardım kendi kendime. Bu binaları niye boyamıyorlar diye. Ve arkadaşlarım vardı. Sayacılık yapan, oymacılık yapan, dökümcülük yapan. Buranın hanlarında bunlar vardı. Bunlar vardı. Zaten halen devam ediyor. Avizeciler var, aşağıda toptancılar var. Beyoğlu'nun tamamı böyleydi. Neden böyleydi? Çünkü bizim endüstrileşme devrimimiz 1955'ten sonra başladı. Yol yok, demir yolu yok Anadolu'da. Fabrikaların yapılacağı yer olarak Haliç ve İstanbul Boğazı belirlenmiş. İşte Fesane onun için gelmiş. Niçin eski Sadabat yok? Çünkü oradaki saray bahçeleri, hocam çok iyi bilir, padişahlar tarafından sanayiye tahsis edilmiş. Çünkü su yolu, enerji yolu burada. Ne olmuş sonuçta? Evet, Beyoğlu geçmişte bir liman. Aşağıda Ömer Abid Han var. Kurşunlu Han var. Buradan Cenova'ya mal gönderdiğimiz zamanlar da var. Ama o bir şehrin kendi ihtiyacı için olan bir liman. Daha sonra bütün Türkiye'ye sanayinin merkezi olma zorunluluğu gelince bir yanda Ok Meydanı'nda bu çarpık kentleşme olmuş. Öte yanda olan ne biliyor musunuz? Ta İstiklal Caddesi'ne kadar bütün hanlar, bütün apartmanlar, eskiden insanların yaşaması için yapılmış binaların hepsi imalata yanıyor döndü. Hepsi kendi fonksiyonunun dışında çalışmaya başladı. 2004'te ben belediye başkanı olduğumda, Sayın Bakan, Taksim'den Galatasaray'a kadar bir hayat vardı. Ara sokaklarda hiçbir şey yoktu. Galatasaray'dan sonra hiçbir yaprak kımıldamazdı. Bizim belediyenin çalışan bayanları akşam gece karardığında sokağa, caddeye çıkıp bir yerden bir yere yürümeye çekinirlerdi. 2004, yıl 2004. Ben belediye başkanı oldum. Tabii bu arada tarihin en uzun belediye başkanı da benim. Onu da söyleyeyim. Ta Osmanlı'dan bu yana Edward Bland Paşa 1879'da 13 yıl 6 ay belediye başkanı yapmış. Ben de şu anda 13 yıl 8 ayla 2 ayını geçmiş durumdayım. Şimdi Karaköy, yüksek kaldırım, tersanelerin bulunduğu yerler inanılmaz heyecansız durumdaydı. Ok Meydanı'nda işte hemşerilerim buradadır, Ok Meydanlılar. Tapu yok. Tapuyu daha yeni çözdük. 4 sene oluyor. Ama inanılmaz güzel projeler yaptı. İnşallah orada geleceğe umutla bakıyoruz. Tabii 2004 şartlarında bir şeye karar vermemiz gerekiyordu. Malum insanlar sürdürülebilir şehir istiyor. Yani sürdürülebilir şehirden kasıt ne? Sultan Fatih çok güzel söylüyor. Hedef bir şehir bünyad eylemektir. Reaya kalbin abad etmektir diyor. Aslında çok basit. Sürdürülebilir bir şehir, insanın hayatını sürdürebilmesi. Bir, evinin olması. İki, işinin olması. Üç, yeni gelişmelere uygun, hayatını idame ettireceği iyi bir eğitiminin olması. Dört, sosyal ve kültürel hayata eklemlenmesi. 2004'te bir karar vermemiz gerekiyordu. Beyoğlu'nun bu yapı stoğu, İstanbul'un bu önemli lokasyonunda acaba ne yaparsak hem tarihi mirasımızı korumuş oluruz, hem iş aş kapısı açmış oluruz ve hem de insanlara gelecek vaat etmiş oluruz. Ve elbette orada yapacağımız tek şey kültür endüstrilerini genişletmek ve turizme imkan sağlamaktı. Bunu yapmaya çalıştık. Bir yandan dönüşümleri, restorasyonları, renovasyonları, gelişimi tıpkı bir çocuk gibi. Ne olmasına, ne olacağına karar veren bir genç gibi. Doktor mu olacak, mühendis mi olacak, turizmci mi olacak? Şehirler de aynı. Biz kararımızı vermiştik. Bir, kültür endüstrisinin merkezi olacağız. İki, turizm olacak. Çünkü limanlar bu yapı stoğunu ancak ve ancak böyle koruyabilirdik. Dolayısıyla o gün başladık. Bugünlere geldik. Bugün bazı rakamlardan giderek anlatmak istiyorum. Sayın Bakanım, 13 yıl içerisinde 5737 bina restorasyondan ve renovasyondan geçti. Beyoğlu'nun toplam yapı stoğu bina bazında 27 bin. 27 bin binanın
5737 tanesini yeniden renova, restore ederek hayata katmışız. Şimdi eski eserlerin yapımlarıyla betonarme yapımlar çok farklı biliyorsunuz. Birileri yığma binadır. Yığma binalarda sıvalar, boyalar, çatı aktarmaları, iç döşemeleri çok kıymetlidir. Bakımları doğru yaparsanız ömrüne ömür katarsınız. Ama yapmazsanız bina içten içe çöker gider. Ha sonuçta aslında çöktü çökecek binaya yatırım yaptığınızda zaten vardı gibi olur ama siz yeniden bir bina yapsanız inanın ona çok daha fazla emek, çok daha para harcamış olursunuz. İşte biz şehri yenilerken aslında hem bunlara dikkat ederek hem eskiyi koruyarak hem de geleceğe bakmaya çalıştık. Beyoğlu'na 2 milyon 250 bin metrekare ticaret ve yaşam alanı böyleliğe kazandırmışız. Zaman içerisinde değerini yitirmiş, kaderine terk edilmiş, harabe olmaya yüz tutmuş, adeta cinlerin cirit oynadığı mekanlarda tasarım ofisleri, kültür, sanat, eğitim, sanat galerileri, restoranlar, eğlence mekanları, teknoloji firmaları, ekonomi üretir, iş üretir, refah üretir hale geldi. Ok Meydanı, Piyalapaşa, Örnektepe, Kasımpaşa, onlarca projeyle yatırım, kalkınma, ilerleme Beyoğlu'nun her köşesinde yayıldı ve yayılmaya devam ediyor. Bu kadar işin olduğu yerde elbette eleştiriler de olacaktır. Hepsini anlayışla karşılıyorum. Bu kadar işin olduğu yerde düzenin bazen biraz aksaması, tozun dumanın olması da normaldir. Görme bozuklukları da bundan olabilir. Mesela İstiklal Caddesi'ni çok soruyorlar. Değerli arkadaşlar, İstiklal Caddesi'ndeki ticari hayat birken şimdi belki 50. Ne enerjisi, ne iskisi, ne ilkdaşı, ne bedaşı, hiçbir şey, kapasite yetmiyor. Her gün elektrik kesintileri, her gün şu kesintisi, bu kesintisi. Mümkün değil, taşınabilir değildi. İşlerin kötü gittiği süreçte Büyükşehir Belediye'mizden rica ettik. Biz de işin içinde olduk. Hızlı bir şekilde, evet, esnafımızdan hem anlayışları için çok teşekkür ediyorum. Ama oldu bitti. Bir ay daha inşallah Galatasaray Meydanı'nda bitince tertemiz bir şey ortaya çıkacak. Sonunda AVM'lerle yarışıyoruz. Oysa insanların istediği İstiklal Caddesi gibi böyle açık mekanlarda alışveriş merkezi. Zahmetsiz rahmet elbette yok. Bu nedenle önümüze çıkan engelleri Beyoğlu'na yakışır bir şekilde aştık, aşıyoruz. Beyoğlu'nun geleceğine olan inancımızla yolumuzu aynı aşkla devam ediyoruz, devam edeceğiz. Daha iyi Beyoğlu'nun inşallah sabırla, titizlikle, ilmek ilmek, oya oya işliyoruz, işleyeceğiz. Bir yerel yönetici olarak bütün bu faaliyetlerden beklentim vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artmasıdır. İş istihdam imkanlarının çoğalmasıdır. Yenilikçi ve rekabetçi bir odak şehir kurmaktır. Odak şehir ve marka şehir, dünyayla yarışan şehirler. Çünkü bize gelen turist gelmediğinde Avrupa'daki başka şehirlere gidiyor. O halde biz dünyanın her tarafından müşteri çekmeye ve ziyaret çekmeye gayret ediyoruz. Yenilikçi ve rekabetçi bir odak şehirle en nihayet, en ücra köşesinden el merkezi noktasına kadar Beyoğlu'nda yaşayan herkesin mutluluğunu artırmak görevimiz. Değerli katılımcılar, destinasyonlar, yerleşim yerleri arasında tatlı bir rekabet var. Bu rekabetin bir tarafında algı çalışmaları da var. Algı çalışmalarını da tabii ki çok önemsiyorum. Ancak ifade etmeliyim ki Beyoğlu gerçeği o kadar güçlüdür ki Beyoğlu alanında rakipsizdir. 2 milyon insan her gün misafirimiz. 46 bin turist her gün Beyoğlu otellerinde konaklıyor. Yüzlerce kültür ve sanat merkezi her gün yüz binlerce ziyaretçiyi alıyor. Beyoğlu'na yatırımda yarışan girişimcilerimiz var. Saymakla bitmeyecek kadar avantajın içindeyiz. Şehirler arası rekabette de açık ara öndeyiz. Bu gerçek tartışma götürmeyecek kadar açıktır, nettir, gören gözlerin ortak kabulüdür. Bu cümleyi kurmak cesaret ister. Bu cesareti veren veriler, rakamlar var. Bir ikisinden müsaadenizle bahsedeyim. Birincisi Beyoğlu'nun konaklama kapasiteleri.
2004 yılında 6000 iken konaklama kapasitesi, bugün 46000 yatağımız var. Belki daha fazla. Beyoğlu verilerine göre normalde bir otel odası 35 metrekare, ortak alanlar dahil, bir yatak için yapılan yatırım 17,5 metrekare ve bunun maliyeti bir yatak için 5 yıldızlarda 25 bin dolar, butik veya 3-4 yıldızlı otellerde 15 bin dolar. Ortalamasını 20 bin dolardan alsa 40 bin yatak için 700 bin metrekare yer renove restore oldu. Ve bunlara harcanan para 800 milyon dolar. Buna arsa maliyetlerini de kattığımızda sadece konaklamaya geçen 13 yılda harcanan para 1.6 milyar dolar. Bir hayalden bahsetmiyorum. Gerçekleşen bir yatırımdan bahsediyorum. Otel yatırımlarının ürettiği katma değer bu kadar mı? Tabii ki hayır. Asgari şartlarda en az Sayın Bakanım 15 ila 20 bin kişiye sürekli istihdam sağlanmış otellerde. Binlerce tedarikçinin, tabii böyle bir konaklama olunca Turizm Bakanlığı verilerine göre İstanbul'a gelen bir turistin günlük harcaması 150 dolar. Konaklama, yeme içme, transfer, alışveriş günlük 150 dolar harcıyor. Şimdi 46 bin yataktan bunu hesap ettiğimizde Beyoğlu'nda 5 milyon günlük, yıllık 1.9 milyar dolarlık bir turizm ekonomisinden bahsediyoruz. Bu bize inanılmaz canlılık ve çok büyük bir kabiliyet kazandırdı. Müşteri olarak cadde ve sokaklarımızda akan binlerce turist. Bu ekosistemin ihtiyaçlarına karşılamak için kurulan yüzlerce işletmeden, bu işletmelerde çalışan binlerce vatandaşımızdan bahsediyoruz. 2004-2017 yılları arasında turizm, hizmet ve ticaret ekseninde Beyoğlu'na açılan işletme sayısı, bu işletmeler için yapılan yatırım, bu vesileyle gelişen istihdam, Beyoğlu'nun cazibesini gösteren bir başka veri. Bu süre zarfında turizmin gelişmesiyle birlikte, otellerin yapılmasıyla birlikte açılan esnaf dükkan sayısı 9587. 9587 parakende, yeme içme ve mağaza açıldı. Ondan evvel de yaklaşık 9000 iş yeri vardı. Yarısı toptancı, Karaköy'ün toptancıları 4500 civarında. Bir o kadar da diğer parakendeciler. Yani biz 4500 esnafımız varken bu 15.000'e gelmiş, dayanmış. Yaklaşık 10.000 ilave insan işletme sayısı açılmış son 13 yılda. Kullandıkları alan 1 milyon metrekare. Sadece buraya harcadıkları para 5 milyar TL. Bu raya harcanan parayla konaklamaya harcanan 1.6 milyarı topladığımızda son 13 yılda sadece turizm, hizmet ve ticaret ekseninde yapılan yatırımın değerinin 3 milyar dolar olduğunu hesap ediyoruz. En önemlisi, bütün bu işletmeler istihdam üretiyorlar. Hesaplarımıza göre konaklama ve işletmelerde yaklaşık 100 bin yeni istihdam oluşturmuşuz. Beyoğlu'nun nüfusu 250 bin. 2004'lerde bu 80 bin kişi civarındaydı çalışan. Bugün üzerine 100 bin kişi daha koyduk. 100 bin kişi daha koyduk. Bizim ölçeğimizde bir ilçe için ciddi istihdam rakamları bunlar. Ya şimdi biraz önce bahsettiğim Tarlabaşı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne, Narmanlıhan'dan Maxim sahnesine. Bu arada unutuluyor. Eski Maxim sahnesi vardı Taksim Meydanı'nda Sayın Bakanım. O da yapılıyor ve yakında bitecek. O sahnede açılacak. Alcazar Sineması restore ediliyor, o da yakında açılacak. Ve elbette İstiklal Caddesi'nde. Büyük işler bir bir bitiyor. Bu arada memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Dolapdere'de Vehbi Koç'un Çağdaş Sanat Vakfı. Ona da çok mutluyuz. Çünkü Dolapdere'de böyle büyük bir yatırım, gerçekten büyük bir yatırım, 15-20 bin metrekare büyüklükte bir yatırım, bütün bir Dolapdere'ye diğer yatırımlarla birlikte inanılmaz bir odak oluşturacak ve inanılmaz bir çekim alanı oluşturacak. Ve Martı projesi, Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı. Yine Büyükşehir Belediye'mizin Haliç'te yürüme aksı 10 metre genişliğinde turistlerin özellikle gelmek isteyeceği projeler. Bunlar bir bir bitiyor. Bu işlerle birlikte Beyoğlu'nun cazibesi bir kat daha artacak.
Diğer taraftan Galataport, Haliçport, Ok Meydanı, Piyadepaşa gibi, Tarlabaşı gibi çılgın projeler bütün hızıyla ilerliyor. Sadece Galataport'un ne demek olduğunu 3 rakamla söylemek istiyorum. Tek başına 6 milyar lira yatırım. Turist hedefi 7 milyon, kruvaziyer yolcu hedefi 2 milyon. Yani tek başına Beyoğlu'nun turizm potansiyelinin %15'i. Bir başka ifadeyle biz mevcut kapasitemizi %15 de artıracağız. Ama bir nokta var, onu söylemek istiyorum. Normalde bir turistin ortalama harcaması 800 dolar bir yere geldiğinde günlük 150 dolardan. Yani İstanbul şartları için söylüyoruz. Ama kruvaziyer turizmde gelen yolcu, evet, konaklamaya gelmiyor. Oteli kendi. Ama genelde çok para harcıyor. İşte Serdar Bey burada anlatacak. Galataport bizim için inanılmaz bir kaynak. O bittiğinde buradaki bütün yatırımcıları heyecanlandırmak için söylüyorum. Bak yani iş hızlı gidiyor. Ona göre herkes elini çabuk tutsun. Galataport açıldığında Beyoğlu'nda işler tavan yapacak. İnşallah bitiş tarihini ve ne kadar istihdam yaratıldığını onlar bize çok daha iyi anlatacaklar. Yapımına ruhsat verdiğimiz, halen inşaatı devam eden Sayın Bakanım, şu ana kadar 13 yılda konaklama ve işletme dahil, işletmelerde 1 milyon metre, konaklamada 700 bin metre, toplam 1 milyon 700 bin metre bina renova restore edip 100 bin kişiye iş bulmuştuk. 2 milyar dolarda ticari hacim eriştirmiş, yapmıştık. Şimdi şu anda devam eden, süren projelerin toplam büyüklüğü 1 milyon 455 bin metrekare. Ne demek? Son 13 yılda yaptığımız kadar, neredeyse %70'i kadar yeni bir dalga daha geliyor. Bu dalgada ekonomi ona göre büyüyecek ve yeni kaynaklar oluşturacak. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de faaliyete geçecek. Yeni, yani bir başka ifadeyle Ok Meydanı ve Haliçport hariç 2,5 milyar dolar daha yatırım şu anda sadece bu projelerde devam ediyor. 3 yılda son 13 yılda yaptığımız işi yerine koymuş olacağız. O kadar daha büyütmüş olacağız. Bu aynı zamanda vatandaşlarımız için istihdam demek, iş demek, aş demek. Bu aynı zamanda bütün bunların üstüne ayrıca şunu söylemeliyim. Beyoğlu göz kamaştırıyor, göz kamaştırmaya devam ediyor. Işık burada toplanacak, Türkiye'ye de buradan inşallah yayılacak. Yakın gelecekte ve orta vadede Beyoğlu'nun büyüme ve gelişme çizgisini bu zirvede hep birlikte inşallah göreceğiz. Burada bulunan bütün yatırımcılarla birlikte gündemimiz İstanbul'un kültürünü yaşatmak için, sanatını geliştirmek için, canlı tutmak için, yatırımı, ilerlemeyi, istihdamı, rekabeti, yenilikçiliği, vatandaşımız için daha iyi bir şehir kurmayı, şehirler içerisinde şehrimizi zirveye taşımayı hedefliyoruz. Rekabetçi, yenilikçi, istihdam üreten, teknoloji ve inovasyonun dönüştürücü gücünün farkında olan herkesi Beyoğlu'nun vizyonunun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Burası hayallerin hayat bulduğu şehir. Burası Beyoğlu. Burası dün olduğu gibi bugün de dünyanın merkezi. Dünyanın merkezinde ürettiğimiz gelecek fırsatları herkese açık. Bu zirvede o fırsatlardan bahsedeceğiz. Yatırımcılarımızın projelerini herkese paylaşacaklar. Ucundan kenarından bahsettim. Hepsi büyük projeler. Diyoruz ki imkan varken içinde olmaya değer. Ben sözlerimi biraz uzattım Sayın Bakan, bağışlamanızı rica ediyorum. Ama heyecanla işte bir yolda yapılanları, siyasetçilik ve başkanlık böyle bir şey bulmuşken anlatmak istiyoruz. Hoşgörünüze sığınıyorum. Hepinizi en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum.